Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnancımızın da gereğidir bu. Fakirleri sıraya dizelim. Onlara bilmem neyi verelim. Gazeteciler fotoğraf çeksin. Akşam da televizyonlar göstersin. Ben ne kadar iyi bir adamım. Fakirlere yardım yapıyorum. Bu rezalete de son vermemiz lazım. Bu rezalete son vermedi. Bizim belediyelerimiz onu yapıyor. Bakın İzmir'de, İstanbul'da pek çok yerde. Bir evde doğum mu oldu? Çocuk mu var? Sabahleyin kapısının önüne sütü konuyor. Hatta bir ara Erdoğan dedi ki İstanbul süt dağıtacaktı, niye dağıtmıyor? Halbuki aylardır dağıtıyor ama onların yaptığı gibi değil. Ahlaki bazda kimin fakir olup olmadığını teşhir etme hakkımız yoktur. İnsan onuru kadar değerli bir şey yoktur. Bu çerçevede hareket etmemiz lazım. Bir aile düşünün. Bir aile. Zor geçiniyor zaten. Oğlu üniversiteye gitti. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs aldı. Dolayısıyla üniversitesini bitirdi. Geldi baba evine. İş yok, güç yok. Şimdi hükümet diyor ki, bir dakika diyor, okuldan mezun oldun, şimdi borcunu öde. E iş yok ki. Sen iş verdin mi borcunu ödesin? Borcunu ödemiyorsan sen, o zaman babandan keseceğim, babanın aylığından keseceğim. Bunu da değiştireceğim. Böyle bir rezalet de olmaz. O çocuk iş sahibi olur, sigorta primi yatmaya başlar. Ondan sonra taksitini makul şekilde alırsınız. Yoksa onun dışında efendim parayı öde. E nasıl ödesin bu adam ya? Nasıl ödesin bu adam? İş ver ödesin, çalışsın ödesin, aylığından kesersin. Bu rezalete de son vereceğiz. Şehitler ve gaziler için ben çok duyarlıyım. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Şehitler için neden duyarlıyım? Eğer biz evimizde rahat başımızı yastığa koyuyorsak, -35-40 derecede o insanlar dağda, taşta, kayalıkta bizim sağlığımız için, vatanın geleceği için, bayrağımız için mücadele edip şehit düşüyorlarsa şehitler arasında ayrım yapılmaz. Şehit şehit. Terörden ötürü hayatını kaybeden şehitlerimiz de var. Kampanyalar açıldı, paralar toplandı ama o paralara çöktüler. Bir hafta içinde, ilk bir hafta içinde o paraları şehit ailelerine ve gazilere aynen faiziyle beraber iade edeceğim. Aynen. Herkes emin olsun. İçimi yakan bir şey daha var. Kendi toprağımızdan bayrağımızı indirdik ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık. İçimde ukdedir. Allah nasip eder. İktidara gelirsek dostlarımızla beraber göreceksiniz. Bir hafta içinde o şanlı bayrağı götüreceğim. Süleyman Şah Türbesi'ni ana toprağına götüreceğim ve o bayrak orada dalgalanacak. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şeyi mülteciler endişe etmeyin. En geç iki yıl içinde tamamını kendi ülkelerine göndereceğim. İki yıl içinde. En geç. İki yıl içinde. İstanbul'da Suriyelilerle konuştum. Onların neler düşündüğünü, bizi iki yıl içinde nasıl göndereceksin diye sordular. Nasıl göndereceğimi anlattım. Vallahi bu şartlar olsun biz bu memlekette kalmayız. Kendi toprağımıza gitmek isteriz. Baba toprağına, ana toprağına gitmek isteriz. Karnımızın orada doymasını isteriz dediler. Hiç endişe etmeyin. Bütün altyapısını bu kardeşiniz oluşturmuş vaziyette. Onların tamamını göndereceğim. Ama ırkçılık yapmayacağız. Irkçılık yok bizde. Allah'ın yarattığı insanın başımızın üstünde yeri var. O insanların huzur içinde kendi ülkelerine gitmeleri lazım ve bunu yapacağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Ev kadınları ile ilgili bir şey söylediniz. Aile destekleri sigortasını çıkaracağız. Aile destekleri sigortası. Hiçbir anne bu coğrafyada kendi çocuğunu karnını doyurmadan yatmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Hiçbir aile çocuğunu aç yatırmayacak. Bunu bu coğrafyadan bitireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz bu coğrafyadan. Aile destekleri sigortası olacak. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde çok daha size anlatacağım. İstihdam yaratan projeleri daha çok size anlatacağım. Göreceksiniz. Fazla değil öyle. 50 yıl, 100 yıl, 20 yıl bilmem 5
5 yılda Türkiye, ilk 6 ayda bir sefer hep beraber nefes alacağız. Oh be, bu memlekette yaşıyoruz ya. 6 ay. 6 ayda. Ve göreceksiniz ondan sonra bu memleketin nasıl kalkındığını, nasıl büyüdüğünü, nasıl bu memleketin sokaklarında, caddelerinde hepimizin gururla gezdiğini, hangi partiden, hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun vatandaşların nasıl kucaklaştığını hep beraber göreceğiz. Bu umutla sizlere şimdilik sözlerime son veriyorum. Düşünün, fakir bir ailenin çocuğu üniversiteyi kazandı. Erzurum'a gidip kaydını yaptıracak. Otobüs parası bile yok. Kime ulaşır bu en rahat? Mahallenin muhtarına ulaşır değil mi? Ama bütçe demek size tahsis edilen paranın istediğiniz gibi harcanması demek değildir. Kanunda öngörülen koşullarda o paranın harcanması ve belgelenmesi lazım. Çünkü aynı zamanda bir kamu kaynağını kullanıyorsanız o kamu kaynağı denetlenir. Görüyorsunuz muhtarlar için ne kadar güzel şeyler düşünüyorum. Muhtarları büyüteceğim. Muhtarları demokrasinin temel taşı yapacağım. Bundan hiç endişeniz olmasın değerli arkadaşlarım. Az önce söyledim, çiftçilerin, besicilerin, tarım kredi kooperatiflerinden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini bir hafta içinde sileceğim. Sadece bu mu? Hayır. İlk bir hafta içinde inşallah esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini de sileceğiz. Esnaf da rahat bir nefes alacak. Onu da yapacağız. Esnafın kira stopaj derdi var. Dükkanı kiralamış. Mal sahibi gayrimenkul sermaye iradı beyan etmesi lazım. Ama mal sahibi diyor ki kardeşim stopaj beni ilgilendirmez, sen ödeyeceksin. Yük esnafın sırtında. O yükü de kaldıracağız. Onu da bitireceğiz. Ve bir şey, inşallah iktidar olacağız. Sizlerle birlikte, beraber, dostlarımızla beraber iktidar olacağız. İlk bir haftada, ilk bir haftada bankalardan, çiftçilerin, besicilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz tamamen. Faiz olmayacak. Ana parayı da makul bir ölçüde taksite bağlayacağız. Zaten çiftçi perişan oldu ya. Kredi almış, ödeyemiyor, erteliyorlar daha yüksek faizle. Ya devlet tefecilik yapar mı ya? Hükümet tefecilik yapar mı? Adam zaten çalışıyor. Zaten üretiyor. Çalışıp üretip alın teri döktükçe biz karnımızı doyuruyoruz. O zaman nasıl oluyor da bunları perişan edeceğiz? Etmememiz lazım.